bu dış borcunu da sürekli olarak, belki Hande Hanım doğrudan doğruya finans sektörü içindeki spekülatif oyunlara da değinerek bunun alt kırımları açıklayacaktır. Ama kuş bakışı baktığımız vakit bu net dış borçlanma her şeyden önce betona yatırım olarak, inşaat sektörüne yatırım olarak bitti. Kapitalizmin kumarhane masalarında, spekülatif oyunlarda çarçur edildi. Ve bir anlamda Türkiye sanayisiz bir ucuz imalat ve ucuz iş gücü deposu olmaya sürüklendi. Bundan sonra gene konuşmalarımızın başında ifade ettiğimiz gibi bu yapının giderek içeride değil yurt dışından ithal edilen katma değerle ve borçlanarak beslenmesi sonucunda, bu borçlanmaya biraz evvel Handan da değindi, kaynağı belirsiz para ve Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesi suretiyle de finanse edilmeye başlandı. Her ne pahasına olursa olsun tüketime dayalı bir milli gelir üretme çılgınlığının sonuna geldik. Şimdi içeride gelir yaratmayan bir ekonomide tabii ki hane halklarının ileriye yönelik tasarruf, şimdiye yönelik tüketim kararları sekteye uğrayacaktı. Ve yapay tatlandırıcılarla, işte katma değer vergisi oranının sıfırlanması, kredi garanti fonunun tüketiciye yansıtılacak bir şekilde yapay yolunda şişkinleştirilmesi ve bir dizi insentifin artık hem siyasi hem de ekonomik sınırlarına ulaştık. Bugün yaşadığımız bu %9'luk bu tüketim harcamalarındaki gerileme, hane halklarının artık ileriye yönelik beklentilerinin son derece bozulduğu, reel alımlarının düştüğü ve enflasyonist beklentiler altında bütün tasarruf ve tüketim kararlarını geriye çekerek içine kapandığı bir döneme sürüklendik. Dediğim gibi bunun yapı taşları aslında dışarıya bağımlı, Türkiye'yi bir ithalat cennetine çeviren sanayileşme ile bunun bedelini ödediğimiz bu spekülatif hayali finansallaşma cennetinin sonucudur.